Şimdi evden çıkacak Blink takımı. Imor 2 tane headshot, 3'ü de vurdu. Imor evden geçit vermiyor. 4. kill de geldi. Beretta'nın iş yaptığı en güzel pozisyonlardan. Son kalan Gullito olacak. Site'da hala saklanan bir Voxic görüyorum ben. Yani pite kadar geldi Gullito. Gullito şöyle bir tekrar ortaya dönmeye çalışacak. Arkalayan biri var mı diye baktı. Kalix'i gördü. Hasar almaya devam ediyor Gullito. Ve Kalix bitirdi. Böyle Zantares hemen boost'a çıkmış. Oradan kolay bir vuruş. Geride kaçtı. Tabi canı full olan bir oyuncu vurması iyi oldu. Bomba biraz derin gidiyor yalnız. Üzerine Zantares smoke'tan. Kelly'yi de buldu. Şeye toparlayan iki tane güzel vuruş bu. Tabut tarafında 47 canı var. Ya bir tane vurup ölmesi yeter diyecektim ki onu hemen yaptı, geri kaçtı. GX smoke'tan geçmeye çalışacak. Toxic'ten default'a bir nade. Bir hasar vermedi. GX beklenmeyen bir yere koyuyor. Akıllıca bir hareket. Ama Toxic smoke'tan. Newbax tarafında yakaladı GX'i. Son kalan Zeke. Banana'dan yavaş yavaş geldi. Exot retake'i başlatıyor. Arkasında Voxic var. Şimdi onu gördü. Voxic'e güzel bir headshot. Yeri belli oldu Zeke'in. Zantes açılı bekliyor. Şimdi defuse'a bağlı. Oo, bu arada yani... Yani önemli oyuncuları yok dediğimiz gibi Blink'in. Bir kadro değişikliği durumundalar. Bu arada Imor ve Exot'tan güzel vuruşlar. Yine bana da rahat bir round olacak. Imor'dan bir headshot daha geldi son kalan Gullito. Yani... Şener... One Flatro gibi oyuncular yok şu an Blink'te. Bu oyuncular aslında Blink'i... Hatta birazdan Zeke'i görecek. Off angle olarak bekliyor Zeke. O inanılmaz timing oldu. Ama toparladı Karix. Sıkıntı yok. Motov'dan çıkan GX de Imor'la beraber tamamlandı. Son kalan Sinopsi. Kötü bir timing oldu. Tam eline Motov çektiğinde çıktı belki ama... Onu toparlayacak killleri aldı Karix oradan. Sinopsi şöyle bir Coldzera'ya baktı. Kimse yok. Ve... Garbine oynayacak. Newbox'ı da bekleyen, onu yardımlayacak X-Slot görüyorum. Imor rahat rahat bir headshot daha gönderdi. Skybox kullanarak atılan smoke'larla beraber tekrar araba kontrolünü de alıyor Eternal Fire. Böylece Blink'i biraz daha geriye ittirdi. Jedi'yi almaya gidecek Zeke. Second Meter arkasında Jedi'yi aldı. Yani buradan bir yine plan çıkarması bile sürpriz olur Blink'in. Skybox'tan bir smoke daha geliyor. Molotov da geldi. Oradan çıktı Imor. Hazır. Şimdi Molotov üzerine baskı arttıracak. Smoke'da GX var. GX smoke'tan çıkınca Imor tarafından yakalandı. Imor ace'e gider ve gitti. 6-0 oldu. Canız flash'ını aldı ama diğer içiye baktı. Hadi karşıda wallbang denemeleri. Kalis çıktı, ben vururum dedi. Çünkü... Kelly wallbang atmaya devam ediyordu ve 0-0-7 dedi. James Bond'u bize getirmiş oldu. Imor bu arada güzel flash pick. X-Swat'tan yardım aldı, geri çekildi. Önce GX. Sidetek tek oyuncuyu vurdu. Zantares smoke'lardan deniyor. Imor bu arada arkadan jet hızıyla gelmiş. Banana'da rakipten daha hızlı gelen bir Imor var. Bomba düştü. 25 saniye. Kafin üzerinde gördü. Imor spain'de hata yok. Son kalan GX. Rinse'den skoplu Zantares'i buldu. 15 saniye bombayı alması lazım. Daha fazla zorlamayacaktı Eternal Fire burada. Sadece pozisyon bekleyecek. Zaten GX için de AP koruma şansı var ama timeout'tan sonra at kişnerken üzerine koşacağız büyük ihtimalle. Gullito pardon 1600 bıraktı sanırım AP için. Bu arada Gullito çok erken. Voxic bu kadar hızlı beklemiyordu. AP'sini de kaptırdı şimdi Imor bu arada banana savunmasında. GX orada ve GX de. Yaklaşan Imor'u buldu. Şimdi Kalix Sinopsi'yi yakalıyor. Ama avantaj hala Blink'te, biraz harita kontrolünü kaybetti Eternal Fire. Kalix Zeke'i buldu. Orada biraz belli oldu çünkü B tarafına koşuyan Kalix ama evden GX istediği boşluğu buldu. X-Slot bu arada library'den kill alıyor. Kalix inanılmaz hızlı geldi arkadan. O kadar hızlı beklemezler, daha plant yeni alınıyor. Kalix'in oynamasını bekleyecek X-Slot önce. Kalix kısadan yavaş yavaş geldi, bir tane nade var. Gullito kısaya bakıyor, çok kolay bir açı değil Kalix için oraya bakmak. Şimdi gördü, infoyu aldı.
Kulito tek başına yakalandı. Şimdi GX'in yeri belli. Kalix şöyle bir zıpladı ama GX'ten güzel bir vuruş. Gerçekten güzel bir flick. Snopsy çok erken geldi bu arada B'ye. Flash pick alacak. Snopsy çıktı yana yana. Imor'u buldu. Takas geldik slot'tan belki ama. Toxic. Zor vuruş. Başarılı vuruş. İkinci oyuncu da gördü AP'li. Hop Nate geliyor. İki tane de smoke geldi. Zantares. Evi vurmuş boost'tan. İkinci oyuncu beklemeyebilirler. Kalix. Çok iyi bait oyunu var. Zantares eve kaçınca. Birincisinin bir 40 bin dolarlık ödülü var. Bu arada Kelly. Maçtaki ilk freyini Boxy'ye tek atarak çıkardı. Düzeltiyorum Zantares'e. Boxy şimdi onun pozisyonunu aldı. Taptıktan güzel vuruş. İkinci kill de geldi. Spray kontrol. 3 de gelecek mi? Kelly ikincisini de vurdu. Chris şimdi yardım ediyor. Beagle'lar. City'ye sızmaya deneyecekler. Slot biraz geç reaksiyon verdi. Büyük ihtimalle ya konuşuyordu ya haritaya bakıyordu ama sıkıntı yok. Canı azdı zaten. Şimdi Glito. O da CT'ye doğru çıktı. İki oyuncunun burada olduğundan habersiz aslında biraz Eternal Fire. Hani biri oradaysa diğeri de B'de falandır diye düşündüler. Ama çünkü C4 de Gulti'da. Burada sola bakar mı? X-Float baktı. Güzel hissiyat. Döndü. Imor'u yakalamak üzereydi. Imor'dan hemen geriye kaçış ve smoke. Yalnız smoke'tan çıkacak Snopsy. O fight'ı kazanamadı Imor. X-Float orada. X-Float'tan toparlama roundu. Olur mu? Olmadı. Ve çok kötü bir kaçırma. GX'ten çıktı. Dark üzerinden Zantara skill aldı. Voxic de GX'i vurdu. Son kalan Glito. 1v1. Voxic'in zamanı fazla kalmadı. Gelip hemen Molotov atacaktır. Molotov'u gönderdi. Bir tane de flash bıraktı. Molotov ikinci kutuya gitti yalnız. Hatta gitmemiş. Hızlı atmaya çalışırken göklerde yangın çıkardı. Derdi. Yine CT'ye bir oyuncu sızdıracaklar gibi. Snopsy çok yakın. Büyük hata Zeke. Voxic geri çekilir diye düşündü ama çok rahat vuruş Voxic'ten. Mini pitte Imor var. Snopsy Imor'a bir prefire atıyor. Şimdi A'ya döndürecek sanki oyunu. A tarafında headshot'ta Zantares var. Evde de Kalix. Kalix sesleri duyuyor. Snopsy'den güzel vuruş. Kalix'in timingi çok iyi. GX'i yakaladı. Yani bir AP aldı. Sight'ı kaybetti. Ama tabii Snopsy hala geziyor. Kalix gördü mü? Gördü Kalix. Harika bir headshot geldi Kalix'ten. Kit de yok. Kalix infoyu aldı. Kelly backside'da ve double pick geldi. Hemen oturacak slot. Aman aman en tehlikeli take down pozisyonu. Neden? Ya burada retake denenmeyebilir çünkü ekonomi de yok. Ama Snopsy öne çıkmak istedi. Bu arada Zantares'e de bayağı hasar vermiş. 3vs4. Silah avantajı var ama pozisyon avantajı hiç yok. Zantares'in hiç canı yok. Daha fazla pick de gelmedi. Blink'ten. Zeke'den bir headshot. Zeke gibi bir... Toxic 11, Zantares 9 can. GX geldi arkadan. Zantares de yakalıyor. Silahları düşürür. Toxic tekledi Zeke'i. Glito bu arada B'de Imor'u bulmuş. Site içerisinde hala X-Slot var. Ama second'dan da Kelly. Toxic rampaya bakarken yakalandı. Evet Blink 5. round'una doğru gidiyor. Tabi maç başını düşündüğümüzde daha farklı bir ikili sonucu olurdu ama üst üste verilen puanlarla beraber biraz oyun kontrolü Blink tarafına kaydı. GX şimdi rampaya doğru bakacak. Üf. New Box harika headshot. Hop. İkincisi gelmedi. 10'a 5. Yani dediğim gibi maçın başını düşündüğümüzde baktı. Boiler'dan çıkıp bir şey görmedi ama pardon X-Float'tan iki tane üst üste headshot Glock'la. Önce bir kartta ve New Box'ta iki oyuncu var. Glito flash picklerle yardım etmeye çalışacak ama Zeke ilk kill aldı. Full tarafında 4 oyuncumuz var. Voxic'ten hemen bir takas ama Kelly'yi beklemiyoruz. Hop hoplarken zıplarken Kelly de yakalandı. 4vs2 pozisyon Zantares. P250'siyle beraber o mesafeden çok kaçırmaz oyuncu.
GX'i de Zantares'in bulacak diye baktım. Hayır, Islaat buldu. P250 de alacağız. Evde Kalix hareketli çıkarsa yakalar büyük ihtimalle. Ve GX piklemeye tercih edince Kalix için kolay vuruş oldu. Of, Kalix. İki headshot üst üste. Impunch'la beraber Zeke önünü göremedi. Islaat rampaya en sevdiği silah olmasına rağmen Galil'le istediğim vermeyi gönderemedi. Üstünde hapisten bir headshot var. Üf. Roxy'in takısı. Son kalan Kelly olacak. Roxy konuda vurdu. Sorunsuz 4 oyuncu bir ikinci ata. Vertigo olacak. Eternal Fire'ın seçimi. Ortadan bir netlerle push mu var diye bakıyorum. Galaxy yakaladı ilk oyuncuyu. Yakalama yapmaya devam ediyor. McTain ile beraber. Roxy bu arada Galaxy bulmuş. Imor 2 tane daha kill. Son kalan Gurito. Onu da Roxy buldu. Sorunsuz geçen bu kez de bir an beklemeyebilir. Double nade geldi sanırım. Hayır, tek nade gelmiş. Sandbox'a yakın mesafe çıktı son hapisi ama Imor ilk kill aldı. İkinci oyuncu da gördü, geri çekildi. Onda 16 canı kalmış. Bu arada giriyor Roxy B tarafına. City'ye kadar geçti. GX şu an tabutta, diyor ki Roxy ben sızdım, bekleyin. Hop, gelen bir kapı vurdu önce. Sonra dönecek side tarafına. GX smoke arkası. Ve ilk kutu arkası oyuncu var. Voxic CT'ye bir tane smoke bıraktı. Enteresan. Voxic'in yeri güzel ama orayı da pushlayamayacak çünkü onu bekliyorlar. O yüzden önce pool oynadı. Ve Voxic ciddi bir hasar var. Kayle bu ara takas almış X-Fat tarafından. GX'in de yeri belli. GX aa! Çok kolay bir vuruş kaçırdı. Bir tane daha kaçırdı. Tam bu kadar kaçırıyorsan bitti round. Bu arada Imor'un üzerine koşacaklar. Imor smoke söndürdü. Çıkabilir mi oradan? Çok zor. Gluto'ya o silahı yar etmedi X-Fat. Smoke'lardan headshot ama o kreşini alınabilir fakat Islaat çıktı şimdi. Zeke silahımı alsam evet, A'ya yavaş yavaş yerleşildi. Voxic Time 2'de arkasından Kelly onu görmüş olması lazım. Evet, yavaş yavaş geldi. X-Wad'ın yine Kelly'ye hemen cevabı var. Son kalan Snopsy olacak. Ev tarafından yakalandı. Bana da aksiyon var. 3 savunma, 3 hücum. Imor, acaba kill hookunu gönderdi Zeke'ye. Kelly'den bir takasa Snopes'i de sunaklardan vurmuş. Roxy zorlayamayacaktır. Kalix bu arada A'dan kill aldı ama onu da Gluto takaslıyor. Buradan cesur bir hamle. Gluto çıktı bir anda, fight'e girdi. Hala giriyor fight'a. Neden bilmiyorum ama. B'de güzel bir spray'de Harald Test'ten fakat Kill Fire. Smoke'lardan Zantaris. GX yakalıyor. Gluto bu arada Kalix'i bulmuş. Arkadan gelip. 4-3 pozisyon. Zantaris'ten kutu üzerinden bir headshot daha. Son kalan ramp oyuncusu ve CT oyuncusu. Birer kişi Imor'dan Gluto'ya bir kill. Ve son kalan Imor Zeke de güzel bir headshot gönderiyor. Snopsy, Voxy'yi vurarak başlıyor. Abi böyle maça giremiyoruz ki. Freeze time'de falan girin oyuna. Gluto arkalamış bu arada. Rampadan Gluto bir tane daha vurdu. Imor tekrar isim 1v4. Of, harika headshot. Ama İlk kill geldi. İkinci de geldi. Bir tane daha HS attı galiba Voxy'ye. Yani o kadar tutarak çıkmasa GX bence daha da fazla kill alırdı ama iyi ki öyle çıktı. Daha fazla ekonomi de yaptırmadık ona. Islaat P9'de alıp çıkıyor oradan. Güzel kill. Voxic. Voxic Sandbox'a bakarken. Evet, Molotov da geldi, güzel. Attılar ve Kalix. Oo! İnanılmaz. Neydi? Biraz daha iyi atsalar. Kalix'ini kuramadan ölecekti büyük ihtimalle. Snopsy bu arada Voxy'yi bulmuş. Arkadan geliyordu Snopsy, bıraktı arkadan gelmeyi. Ya da fake mi attı, ne yaptı bilmiyorum. Bir daha geliyor. X-Fat onu yakalayabilir. Yakaladı. 3vs4. Yalnız CDO'da bakan kimse yok şu an. Uff, Santos'tan güzel headshot. GX'in takısı Gullit. Rampya Molotov. Imor çıktı oradan ve Ivy yakaladı. Cesur bir hamle. Riskli bir hamle ama başarılı. Bu arada Snopsy boost'tan vurmaya devam ediyor. Kalix'in 37 canına plant almaya çalışacak. Çıkmadı oradan. Yalnız Snopsy, Kalix'i Wallbang'le beraber bulmuş. Zantaris Ivy'ye yakın. Rampada X-Flat var. Snopsy vurmaya devam ediyor. Ivy atmayı tercih etti. Ivy kontrol istediler. Toplarda çıkacağız diye düşünüyorum. Yalnız çözülüyor. Yarıya kadar geldi. Çıkmak lazım. Çözdü.
X şansını denedi rampadan. Sandbox'taki oyuncu görmedi. Chris şimdi fark etti. Roxik yardım etti ve Gulito yakalanıyor. Yalnız bu arada Ivy tarafında iki oyuncu var. Mor bu arada Snops'u bulmuş. Gags geri çekilecek. Site arkası smoke'lardan oynamaya çalışabilir. City Bolt of'u geldi. Zeke gördü onu Zantres. Kolay bir... Şimdi Gags'in yeri tamamen anlaşılmış durumda. Deniyor Gags. Enteresan. X-Flood. Smoke arkası. Zantres Storm vuruş. İyi vuruş ama. Gags'in boost'ta bir kez Snops'i oradan çok iş yapmıştı. Base attığı round'da. Canlar azaldı bizim bayağı. Dikkat etmek lazım. Belki nade'leri kalmadı ama 1-2 mermi sorun yaratır. X-Flood Bunny ile beraber kaçtı. Ivy'ye kadar. Onun da canı 30'a indi. 3 oyuncumuzun canı 50-60'ı zor ediyor. Son oyuncumuzun da 72 canı var. Yine bir ninja denemesi gelebilir. Kes kitleri yok yalnız. Kaylee yavaş yavaş Ivy'ye doğru geldi. X-Flood orada. Kaylee yakalandı. Oo, Snops'i 2'de vurdu. Imor orada. Imor 2'de aldı ama hangi birine çevirecek cross'u? Ama elinden kaçtığının farkında o da. Snopsy bu arada smoke arkası geldi. Boxy'yi buldu. Oo, harika spray transfer Snopsy'den. Zantel şimdi sandbox'a kadar geldi. Ve Kelly'yi buldu. Zeke hala Ivy tarafında. Zeke şu an sesleri duyuyor ve takım arkadaşlarını A'ya çağıracaktır. Of, kafasına niyet geldi. 7 can. Gex ortada kaldı yalnız. Gex'in kaçadığı birçok vuruştan bir tanesi oldu bu. Yalnız şimdi Ivy'de oyuncu varken plant alamayacak oraya. Imor neyse ki sıktı. Zeke. Guto pikleyecek. Rampaya doğru pikledi. Imor çok akıllı. Gx'den güzel wallbang. Ama Zantares'in cevapları da var. Gx bir tane daha kill çıkardı. Arıyor C4'ü. Headshot'ta Gx'e güzel bait. Uf. Aman aman. X-Flood. MP9'la oynayacak. Snopes'te Deagle var. Gulito. Vay be Gulito. Ya yani dümdüz M4 A1 otur bas. 2.5 kill. GX rampada Kalis kolunu gördü mü? Çok emin değilim, görmemiş. Agresif rampa savunmasına karşı çaresiz kaldık şu an. Da çok güzel vuruş bu arada. Gelişine. Oncan var sadece. Güzel bir vuruş daha geldi ama aslında. Bir flash. Hiç kör olmadı. Flash aşağı düştü zaten. Snopsy deneme devam ediyor. Şimdi Voxic kendini saklıyor. Quad'da. Güzel bir headshot. İkinci kill de geldi. X-Flood'un yardım var. C4 düştü. Roxic. Klima arkası Kaylee. Bu arada Zantes koşarak geldi. Mid'den gelen oyuncu da fark etti ama adan çıktı. Imor şöyle son bir baktı GX'e. Herkes orada. Takası alındı belki ama Snopes de geldi. Bir tane flash. Son kill de ondan. Aşağı gelmeye devam ediyor Imor. Default'a kadar geri çekildi. Smoke çok iyi şu an onlar adına. Imor ikili alamadı belki. Açılmaya doğru gidiyor. Aldı şimdi X-Flood orada. Çok iyi line-up oldu X-Flood için. Harika timing. GX ilk kutu arkası. 1v1. 30 saniye var. Çantasını gördü. Çok iyi sızdı X-Flood. Orada beklemeyecektir. GX onu. X-Flood çok... Uf. Kolay vuruş. Imor Zantares. Imor midde farmlamaya devam ediyor. Kelly ile beraber GX kaldı. İkisi de A rampadalar. Uf, GX oradan tek göndermiş. Geçiplerle şansını denemeye devam ediyor Deagle ile. AP seçmeye çalıştı. Olmadı. Gördüğünüz. B'ye biraz daha yakın gibiler. X-Flood'un yeri çok riskli ama çok etkili bir yer. İlk kill geldi fakat takas çok hızlı GX'ten. Tabi önde olması X-Flood'un biraz zaman kazandırıyor. Yalnız Zeke'in pozisyonu çok kritik. Neyse ki vuramadı Kalix'i. Hatta canı bile gitmemiş. İşte Dima arkasında Imor var. Imor çok önde kaldı. 3 vs 3 pozisyon. Kalix.
tane kritik kill var bu roundda. Voxic'ten default motofu kurdu belki. Kill'i ama yandı bir yandan. Şimdi Grupta small sızdı. Buna dikkat etmek lazım. Ve Voxic pozisyonda kaldı. Ama kendine iyi bir açı yaratıyor şimdilik. Kayle smoke'tan bakacak mı diye baktım. Ayaklarını görememiş galiba ama tahmin etti sanırım. Şimdi Kelly oradaki gap'i iyi kullandı. Bu arada diğer tarafta bir kill var. Slot. Kalix'i tek başına yakaladılar. Sandbox'ta savunma bu kez Slot. Hemen City'den oynayacak. Zantares Ivy arasında. Zantares! Eğimine çıkartmıyor kimseyi. 2v'si 2'ye geldi. Zantares burada Ivy'ye sızması lazım. Tabi bilmiyor orayı ama çok güzel hareket X-Flot. Çıktı. Görmüş olabilir X-Flot. Gördü. Son anda gördü. X-Flot onu görmese round G. Of bu kez de Zeke ense kontrol. 40 cana kadar düştü X-Flot. Çok iyi oynuyor. Hareketli. Rakibi rahatsız eden oyun. K tarafından yakalandı. Backup gelmesi lazım. Geldi ama çok ortada kaldı Imor. Imor nedeli bir kill almış ama orada birden fazla çıkarabilirdi. Voxic'ten yine hemen default motofu. Bu arada connector'dan gelen oyuncu Zantares'e. Bir oyuncunun default'ta olduğunu az çok biliyorlar. Zantares kolunu gördü. Sinops'in takası var aman. Smoke rakası Sinops'i hareketlendi. 1v1'e kadar getirdi ama Voxic alabilirler sürekli. Voxic güzel dış attı. Kelly oyunu biraz hızlandırdılar. Yalnız Nade'i duydu ve gördü zaten Sinops'i. Kalix toparlı. Ah çok dikkatsiz Zeke. Ne yaptın müdür? Üçüyesi iki bir şans geldi şimdi elimize. Ama Kelly Kalix'i yakalarken X-Swat'tan yardım gelmedi. CT'den. Sakilde. Ortaya güzel flash pick. Imor. X-Swat'tan aldı asisti. Ziggy buldu. Rampada bir AP gördü bu arada Zantares. Kalix hiç kullanmadıkları yakın pozisyonda bu kez. Oraya doğru Kelly geldi. Kalix'in Imor'la beraber aldığı kill. Kalix sıkıştığı için çıkayım bari dedi ama. Köşede birbirini görmüyor. Şu an fakat Gullito Prefire'i gönderdi oraya. Şimdi daha fazla hasar almamak lazım yalnız. Çünkü az önceki kaybedilen roundda biraz ekonomi sarsıldı. 3 kişinin yaşaması gerekiyor burada en az. Gullito Imor'u buldu. Voxic'in pozisyonunu bozmaması gerekiyor. GX geldi ve bir white pick denemesi başarılı değil. Gullito rampada onu da biliyorlar. Hemen City'ye doğru gidiş. Nade'ini hazırladı Voxic. Motofunu gönderdi. Yakın Gullito. Aman. 12 saniye var. Gullito hemen atladı. Gullito'nun bir mermilik canı var bu arada. Yakın mesafe. Voxic. Geri kaçtı mı? Kalix. Habersiziz yalnız bu arada Kelly'nin orada olduğundan. Ve Zantares'e. Üzerinde Kalix'e. Kate shot. Ümit'te X-Wild'ın killleri. Biraz GX oynasın diye alan açtılar ona. X-Wild'ın yeri çok kontrollü. Voxic bu arada Guito'yu yakalamış rampada. Bir boost denediler sanırım. Hop. Oklavanın ucunda gördük X-Wild. Yakalayamadı. Kaçmaya çalışacak. Onu koruması lazım ama Voxic Zantares etli line-up olacak. Aman. Aman. Zantares. Ah, olmadı. Snopsy bu arada X-Fa'da yakalamış biz görene kadar. Voxic toparlamak için takası aldı. İkinci kill gelirse çok iyi olur. Al onu da aldı. Bu çok iyi haber. Zantares. Oo, yani oraya smoke pushlarsa diye bir bakmak lazımdı ama tabii flashta. Kalix. Kalix yırtıklarla beraber yakaladı. Yalnız Kelly 2v2'ye getirdi. Voxic geliyor spawn'dan yavaş yavaş. Kalix headshot'ı çıktı. Voxic. Voxic yavaş yavaş geldi. Voxic ama uzağa bakıyordu büyük ihtimalle. Ve Gullito. Voxic orada. Kelly yaklaşıyor. Hop. Kelly'den zor vuruş, iyi vuruş. Bir de üzerine ikinciyi de vurdu. Hem de C4. Şş. Böyle gir çıktılarla beraber. Henüz
kill çıkaramadık diyecektim ki Immortan güzel bir headshot geldi. Fakat Zeke'den yine takas var. Geyik Falcon'u Zantares! İnanılmaz iki tane headshot. Şimdi iyice gerçekleşiyor. Snopsy! Yalnız Immortan taglendi. Snopsy iki tane scout vuruşu. Biri kill, biri body shot. Of! Zantares harika headshot. Arıyor ikinci kill'i. Bulamadı bir türlü. Kelly yavaş yavaş yaklaşıyor. Zantares bir body shot, bir tane daha vurdu. Ona da bir tek. Extra altar kaldı bu arada. Gex'i bulmuş. Yavaş yavaş short'tan geçiyorlar. Flash pick geldi ama kör olmamış kimse. X-Lot. Snopsy geldi. Yani alınabilir bir round'tu açıkçası ama. Suicide'da hemen bir boost var. Ayaklarını gördü ama yeterli değil Voxic. İlk kiralı ikinciyi de vurdu Voxic. Diyecekler böylece A tarafındaki savunma daha rahat oynayacak. A'ya odaklı bir şekilde. Kha'Zix boost'ta bekliyor. Garip bir flash geldi. Ama iş yaptı. Oo, Voxic. Kolay bir vuruş kaçırdı belki de kendisi için. Şimdi Zantares smoke'tan geri kaçmaya çalışacak. Arkadaşlarından backup bekliyor. Biraz dance'da etti smoke arkası. Kelly kaldı tek başına. Neydi, yakına gönderdi smoke arkası. Zantares'i buldu. İkinci kill ekstra. Daha fazla ölmeyelim. Para yok. Geri kaçıyor. Ve tek başına kalan Immortan. İlk kill aldı. Tünel tarafındaki gelen oyuncuları düşünmedi. Hala kapıya odaklı. Oradan bir AP mermisi yedi. GX ikinci mermiyi de vuruyor. Kelly bu arada Kha'Zix'i bulmuş. Extra Out'tan takas. Flash pick geldi. Extra Out çıktı. İlk oyuncu gördü, ikinci de gördü. Çok güzel spray transfer. Extra Out. GX'in de yeri belli. Double pick gelecek. GX'e bu arada yam oldu Extra Out ama görevini falan. Zantares smoke'tan Gurito'yu buldu. Zeke de orada. Kha'Zix'e yakalanıyor. Bu Force Round'da iki tane oyuncu çok kolay kaybetti şu an Blink. Immortan hemen inşaatın alt tarafından bakacak bir de. Timing, Zantares Kelly'yi bulmuş. X-Fat'tan hata yok. Yani GX buradaysa Snopes niye orada? Yani şu vuruşu alması round'u kazandırmayacak. Yani biz de böyle ölmeyelim tabi. Para gidiyor. Tekrar Echo. Blink. Toxic. White pick geldi. İnce bakıyordu, kaçırdı. Şimdi yardım var Immortan. Immortan kafa açıldı şöyle bir. Light Armor yüzünden. Light Armor mıydı göremedim ama. Pardon Kha'Zix. Kötü bir başlangıçtan sonra açıkçası 4-4 iyi haber. Zeke'in kill'ine X-Swat'tan cevap var. Şimdi Zantares hala rampada. Güzel bir timing yaptı. Harika bir headshot. Gandalf'ın oraya doğru. Snopes'in yine takası. Of. Kent'i aldırmadı. Immortan headshot. Son kalan Snopes'i aradan birini götürdü. Ama evet. Molotov'un içerisinden çıkacaklar. Smoke da geldi. Yana yana çıkıyorlar. Hatta smoke gelmemiş bile. Backside'de X-Swat var. Kör. Ama vurmaya devam ediyor. İkinci kill'de geldi. Blink'ten. Üff. Yakalamak isteyebilir. Kapıdan uff. Voxic'ten güzel vuruş. X-Swat smoke'tan Snopes'i yakalamış. Kolay bir vuruş. Voxic için son kalan Gulito. O tam bir dondurma markası gibi. X-Swat'a doğru yavaş yavaş yaklaştı. Voxic açıla bakıyor. Onu da vurdu Voxic. Tertemiz AP. Voxic yavaş yavaş geliyor. Oraya Rambus gelecek. Uff. Çok güzel vurdu Voxic. Bir tane daha vurmuş. Kadar gidecektir. Slot güzel pozisyon. Xbox'tan avantajlı yerden yakaladı. Şimdi uzundan Zantares gelecek. Çok iyi timing oldu. Zantares tek kutuya kadar çıktı. Immortan flash pick'ini aldı. Abi herkesi sakat bırakıyoruz. Buradan keleş aldı. Bir de flash pick attılar oraya. X-Lot. Uzundaki oyuncuyu biliyor. Yerden AP aldı GX ama. Yani büyük bir hata aslında. Bir iki tane falan vurursa çok iyi olur. Yoksa site'e geçerlerse biraz sıkıntı olacaktır. Snopsy bu arada Immortan yakalamış. Lower'da Immortan kuşlarken.
Mantar smoklardan oynamaya çalışacak Zeke. Gönderdi headshot'ı. Snopsy midden çıktı. Toxic 2 tane vurmuş. 3 de gelir mi? Ah, onu vursa... Uff, GX'ten güzel tek geldi. Toxic midde yakalayabilir mi? GX vurmaya devam ediyor hala. Toxic geldi uzundan. Arkalıydı ama 1v3 biraz dağınık hücum. Toxic headshot daha gönderdi. Arkasından gelen rakibini tahmin ediyor. Güzel bir headshot daha geldi. 1v1. Voxic'ten bir ace clash gelecek mi? 25 saniye. Kelly'nin pozisyonu çok kuvvetli. Voxic'in de fazla zamanı yok. Bombayı almaya doğru gidiyor. Kelly de baktı baktı ortaya gelen yok. Dedi herhalde artık A'dan gelecek. O da aldı Voxic. Uzunda bir tane kit var. O yüzden Kelly çok çok böyle ölümüne koşmasına gerek yok. Toxic şu an CT bekliyor onu. Ama short'tan geldi Kelly. Flash pick aldı uzuna doğru. Açılacaklar. Zantares smoke'da kaldı. Fark ettiler. Yakalayabildi mi? GX yakalayamamış ve Zantares. Sen yakalayamazsan bana bir saniye versen yeter gibi bir headshot. 4'e 3. Şu an için hemen uzundan 2'ye 1 threat'te çıkmış durumdayız. Şimdi uzunu hızlandırmak isteyebiliriz. Bir flash geldi. Glut ortada kaldı. Glut'a bakan kimse var mı? Şimdi Voxic ama arabada da ikinci oyuncuyu söyledi. Zantares vurmaya devam ediyor. Yakındakini de gördü. Onu da vurdu. Son kalan Zeke. Ayaklarını gördü. Kolunu gördü ama X... Zeke kill aldı. Short'taki oyuncu da kolunu gördü galiba. Oraya doğru. Güzel bir spell control. Orada Kelly'yi yakaladı son kill. Bakıyor. Infosu alındı. Bir Molotov bırakacak. Ona da Molotovlar yağıyor. Smoke'la söndürdü. Hala yanıyor ama çünkü iki tane Molotov var. Zeke o ara bir tane çıkarmış. Kelly ısrar etti spreyinde. Yani bırakmadı basmaya. Zor bir sprey. Zantares de belirli spreyinde. Ama Zantares'in aslında pozisyonu iyi olmasına rağmen kaçırdı. Voxic smoke'tan buldu. Hemen pozisyonu değiştirdi. GX tahmin ediyor. Oo, güzel oldu. GX midden bir push. Voxic. Voxic yanıyor şu an. Zantares'ten bir kill daha. Güzel bir flash pick geldi. X-Wall takasla sıkıntı yok. Ve ölmek üzere olan bir Kelly var. Onu görmedi. Şu an Voxic'ten Imora. Olan adam altındaymış. Bakmadın mı oraya? Gibi bir söz. Üstüne atlamazsak sıkıntı olur fakat X-Wall yardıma gel. Diğer oyuncuyu buldu X-Wall'dan. Harika bir uzun oyunu. Son kalan GX 5 canlı ve bir rüya. Hop, olmadı rüya.